arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel battaniyemizin yapımını çalışacağız battaniyemizde fıstık dolgularımızı ve trabzanlarımızı kullandırdık kullandık ve arada sık iğne ile birleşme işlemiyle battaniyemizi bir bütün haline getirdik Kenarda da şöyle gördüğünüz bu güzel çalışmayı yaptık. E, tamamını bitirdikten sonra şöyle arkasını göstermek istiyorum. Bakınız arkasında da yumuşacık e, yumuşacık bir kumaşla arkasını da kapadık. Şöyle çok güzel oldu bakın gayet güzel muntazam bir çalışma Evet öncesinde kaç tane motiften çalıştık onu görmenizi istiyorum şöyle başlıyorum bakın sizlerle birlikte saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve kenarımızı görmekteyiz. Bir yeşilden başladım. Diğer yeşilde bitirdim. Şöyle 11 tane yan sırayla çalıştım. Yine şöyle görelim. İlk baştan başladığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eni ve boyu aynı. Ağırlıklı olarak pembe ile sarımı kullandım. Arada da yeşil renklerim var. Bakınız, dikkat edin. Yeşil renklerin uyumunu ise şu şekilde ayarladık. Başlangıçta bütün köşelerimizde yeşil var. Bütün köşelerimizde. Şöyle görelim. Birinci köşem. Diğer köşemi şöyle hemen getiriyorum. Bakınız, diğer köşem. Köşemden sonraki sırada ikinci de yeşil var. Bakınız, ikinci de yeşil var. Diğer köşeyi göstermek istiyorum birinci ve ikinci bütün köşelerimiz ve ikinci sıranın ikincisi de yeşil olacak şöyle gördüğümüz zaman bakınız devam ediyor hemen ikincisi ve sonrasında sayıyorum bir yeşili saydım bir iki üç dört beş altıncı yine yeşil bu uçtan başlıyorum bir iki üç dört beş ve altıncı yine yeşil iki de ikinci sıramızda var üçüncü sıramızda ise 1 2 3 4 5. yeşil 6. istediğiniz renk. Diğerini yine yeşil olarak kullandım. Bu taraftan saydığımızda da yine aynı sayıya ulaştığını görürüz. 1 2 3 4 5. Şöyle çok güzel bir uyum oldu. Bir tane de tam ortaya gelecek şekilde ayarlamamızı çalıştıktan sonra battaniyemizi tamamladım. Şöyle ortadakini de sayalım isterseniz. Tam ortada 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer taraftan da saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ve tam yeşilimiz 6. Ben büyük resmini paylaşacağım. Büyük resmini paylaştığımız zaman battaniyemizi o zaman çok daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Tabi renkler tamamen zevke dayalı olduğu için sizler dilediğiniz renklerle bu güzel vatanemizi çalışabilirsiniz. Şimdi santim olarak ölçüsünü de vermek istiyorum. Dediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz. Ben şöyle uçtan tutuyorum. Bakınız tam kenar çalışmamın ucundan tutuyorum. Diğer kenar çalışmamın ucuna kadar olan bölüme bakıyorum. 90 santim bu battaniemin uzunluğu. Hem eni hem de e, boyu aynı sayıda olduğu için 90'a 90. Dilerseniz 80 yapabilirsiniz. Dilerseniz daha küçük istiyorsanız 70 santimde çalışabilirsiniz. 1 e, metre de olabilir. Tamamen ipinize, zevkinize göre ya da istediğiniz büyüklüğe göre bu çalışmamızı oluşturabilirsiniz. E, ben bebe ipi kullandım bu çalışmamda ve iki buçuk numaralı tığımı kullandım. Gördüğünüz gibi iki tane pembenin tonu, sarımızın tonu ve bir tane de çok tatlı bir yeşilimiz var. Sizler tabii ki biraz önce de söylediğim gibi tamamen zevkinize uygun ya da bebeğimizin cinsiyetine uygun bir şekilde bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Bir de arkayı şöyle göstermek istiyorum tekrar bakınız. Arkayı eğer kendiniz yapamazsanız mahallenizde bulunan bu işte mahir olan bir tane Terziyle çalışabilirsiniz. Ücret karşılığı böyle güzel bir şekilde dikmekte. Hem arkası da daha bebeğimize sağlıklı değmekte. Düz beyaz pazen sayılabilen. Bakınız güzel yumuşacık kumaşlı bir parçayla bu battaniyemizi diktirerek tamamladık. Evet bu kadar anlatımdan sonra battaniyemizin çalışmasına geçelim. Kolay gelsin. Batanemizin tamamını gördük. Bakınız şimdi dört tane motif üzerinden hem birleştirmesini hem de buradaki gördüğümüz kenar çalışmasını sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Bütün ayrıntıları anlattığıma inanıyorum. Umarım aklınızda herhangi bir soru işaretine yer kalmamıştır. Evet şimdi... Motifimizi şöyle alalım. Bakınız öncesinde motifimizi zincir çekiyoruz ve 8 tane fıstık dolgumuzu çalışıyoruz. 8 fıstık dolgumuzu çalıştıktan sonra trabzan sıramıza geçiyoruz. 10 tane köşelerimizde trabzanlarımızı örüyoruz. Arada ise şuradaki arada 2 tane trabzanımız olacak. Sadece şu arada 2 trabzanımız. Yani 12 şer 12 şer ikinci sıramızda trabzan sayısıyla tamamlayacağız. Bir üst pembe sıramızda ise kenarlarda 2 şer artışımızı yapıyoruz. Ve 3. olarak trabzan sırasında beyazımızı tamamlıyoruz ki şöyle birbirine birleştirdiğimiz zaman sık iğnemizde yine beyaz rengimizi kullanacağız arada herhangi bir iz olmayacak yani farklı bir renk araya girmeyecek evet şimdi ben 3 tane ördüm daha öncesinden hiç vakit kaybetmeden 2.5 numaralı tığımı alıyorum ve hemen örmeye başlıyorum zincirimizi çekelim önce şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum 1 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine giriyorum. Yuvarlak yapıyorum. Bir tane yuvarlak yaptım. Kalan ipimi sol tarafa yatırıyorum ve bir tane zincir çekip burayı kapatıyorum. Bakın şöyle kapadım. İpimi uzatıyorum fıstıklarım için. Tığımın başını doluyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. İpinizin inceliğine göre saracağınız dolgumuz ayarlı olmalı. Eğer kalınsa ipiniz biraz dolgunsa 3 yeterli değilse dört tane dolduralım. Şimdi birinciyi doldurdum. Tabii çok kalınlarla bu battaniyeler biraz daha kaba olmakta. Orta e, ipleri tercih ederseniz inceye yakın daha güzel sonuçlar alacaksınız. Bir çektim. 2 3 ve 4. 4 defa fıstığım için ipimi başını dolayıp çektim içinden geçiyorum kapatıyorum 1 kapadım 2 ve 3 kapadıktan sonra 2 zincir çekiyorum kapattığımla birlikte toplam 3 tane zincir oluyor ipimi yine şöyle alıyorum tığımın başını doluyorum yine yuvaya giriyorum 1 2 3 ve 4 4 defa aldım geçiyorum içinden bir kapatıyorum 2 3 kapadıktan sonra 2 zincir tekrar doladım giriyorum 1 2 3 ve 4 4 defa aldım içinden geçiyorum 1 2 3 3 tane fıstığımı ördüm dördüncü için yeniden dolayarak giriyorum 1 2 3 4 Çekiyorum. Kapatıyorum. Bu birinci kapadım. 2 3 kapadığımla birlikte 3 tane zincirim var. Toplam 4 tane ördüm. 8 olana kadar örmeye devam edelim. 2 4 6 8 8 tamamladım yine 3 tane zincirimi çektim dolguyla göbek kısmımı tamamladım şimdi trabzan bölümüne geçebiliriz şöyle fıstıklarımı kapadığım yerin tam tepesine giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum tepe noktasına kayarak girdim 3 tane zincirimi çektim bunu 1 diye sayıyorum şimdi şu araya girerek 10 tane trabzan örüyorum 1 bunu saymadım bakınız 2 araya giriyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı 3 zincirin içerisine ördüm kenardaki zincirimi saymadım Evet şimdi diğer şuradaki zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki tam fıstığın tepesine bir trabzan daha örüyorum. Sadece bakın bir trabzan ördüm. Fıstığın tepesine de ikinci bir trabzan ekledim. Tığımın başını dolayarak yine buradaki üç zincirin içerisine 10 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 1 dolayıp iki defa da çekiyor bakınız 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanı yeniden ördüm tekrar tığımın başında oluyorum hemen öndeki 3 zincirin içerisine şöyle alttan girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Fıstığın tepesine batarak bir trabzanımı örüyorum. Ve yeniden buradaki köşeye 10 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanım ördüm. Hemen boşluğa giriyorum. Zincirin altından bir trabzan ve fıstığımın tepesine bir trabzanımı örüyorum. Ve şu noktaya yine 10 tane trabzanımızı örelim. Son trabzanımı ördüm. Şimdi bitiş ve başlangıcın bulunduğu noktadayım. Ee, i̇lk fıstığımızın üzerine 3 zincirimizi çekmiştim. Şimdi araya bir tane trabzanımı ördükten sonra burası tamamlanmış olacak. Evet bir tane. Çünkü ilk başlangıçta 3 tane zincirle o bölümü de tamamlamıştık. Her köşemizde 12 şer trabzanımız var şimdi. Evet tekrar 1, 2, 3, 3 zincirin üzerine geçiyorum ilmeğimi şu şekilde geçirerek bir üst sıraya başlamış oluyorum pembe ile öreceğimiz son sıramız olacak şimdi başlıyorum tekrar 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve 6 tane trabzanımı örüyorum 2 3 bakın zincirimizde dahil 4 5 ve 6. 6 trabzanımı ördüm zincirimle birlikte. Yani buradaki 10 artışımızın 5'ini ördük. 5'ini de şu araya zincir çekip ondan sonra devam ettireceğiz. 1, 2, 3. Tamam başını doladım. Aynı yere değil bakın. Aynı yere değil bir sonraki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Bakınız burada 12 tane trabzan ördük. Burası tam yarım olduğu için 6 ördük. Bitirirken diğer 6'yı öreceğiz. 12 olacak burası. 12'yi tamamladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Yine aynı trabzana değil bir sonraki trabzana tığımın başını doluyorum. Aynı yere değil bakınız şuradaki. Hemen diğer 5 tane trabzanın hepsini örüyorum. 1 Artık yani buradaki artışımızı 5 5 bölüştürdük. Arada da ikiler vardı. 5 ile diğer tarafta toplamda 12 tane trabzanımız olmuştu bir önceki sırada. Evet şimdi şöyle görelim üzerine batarak örüyorum araya 3 zincir çektim sayalım bakınız 3 4 3 aklınızda soru işareti kalmasın 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tam 12 trabzanımı ördüm şöyle görelim yine aradaki geçişimiz için 3 tane zincirimiz 1 2 3 aynısına değil bir sonrakine batıyorum 12 tane trabzanım örüp geçişimi yapıyorum buraya 12 trabzanı ördükten sonra yeniden birlikte olalım trabzan sayımı tamamladım 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 doluyorum aynısına değil bir sonraki trabzanıma batıp buradan da Diğer tarafta 6 örmüştüm. Buradan da 6 trabzan olup toplamda 12 trabzana da bu köşemizde de ulaşıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakınız ne eksik ne fazla. Toplamda 6'sı bu tarafta 6'sı başlangıçta 12 tane trabzan sayısına ulaştım. 1, 2, 3. batıyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Evet, pembe rengimizi tamamladık. Şimdi bir sırada şöyle beyazımızı geçeceğiz. Beyazımıza da kenarlarımız 3 zincir çektiğimiz yerlerde, köşelerimizde ikişer artışımız olacak. Evet, hemen Beyazımıza başlayalım. Şu şekildeki olan iplerimizi içerisine gizlemeye gerek yok. Üzerine bir sıra daha öreceğimiz için alta gizleyerek ilerletelim. Beyaz rengimi aldım, ipimi buradan koparmışım. İpimizi kopardığımız yerden başlamayalım, köşemizden başlayalım. Atıyorum, bakınız, ipimi alıyorum, alttan geçirdim. Şöyle aldığım ipi üzerinden geçirerek düğüm atıyorum. İsterseniz zincir çekerek de düğüm atabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 2 3 tane de zincirimi çektim kısa ipimi şu kenara alıyorum hemen yanına bakınız trabzanımın üzerine değil zincirimin hemen yanına bir tane trabzanımı ekleyerek iki tane artışımı yapıyorum sonrasında birebir bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum bakın hemen trabzanıma battım İpimi de alttan yürüterek gizliyorum hepsini birer birer batarak ilerleyelim. Bütün trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi buradaki boşluğa iki tane trabzan örerek bu sıranın artışını yapıyorum. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Araya üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Ve yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İkişer artış yaptım. İki trabzan, 3 zincir, iki trabzan. Sonrasında yine ilk şu trabzana batarak başlıyorum. Bütün trabzanlarımı örüyorum. İpimi de yine pembe renkli ipimi de gizliyorum. Bakın aradan götürüyorum. Bunun için hemen keser kesmez saklamanıza gerek yok. Üstte bir renk daha geçeceksek böyle yediriyoruz. Bakınız altta kaybolmakta bütün trabzanlarımızı bu noktada örelim yine sona kadar geldim 3 tane zincirimi çekiyorum bakın 2 artışımı da yaptım 1 2 3 tekrar 2 artışla başlatıyorum boşluk içerisine 1 ve 2 2 artışımı yaptım şimdi trabzanlarımı yine örüyorum Buradaki ve bu köşedeki yapmış olduğumuz gibi bütün trabzanlarımızı örelim. 3 zincir sağında ve solunda ikişer artışla başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Trabzanlarımı örerek geldim. Başlangıcımın hemen yanı başındayım. Şimdi buraya da iki tane trabzanımızı örelim. 1 ve 2. 3 tane zincirimizi çektikten sonra motifimizi bitirelim. 1 2 3 3. zincire gelerek batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek ayırıyorum ve bu şekilde bütün motiflerimizi örerek tamamlayalım. Tıpkı i̇şte şöyle yaptığımız gibi. Sonrasında Birer birer birleştirelim. Yani ipimizi kırmadan birleştirirsek çok çok daha güzel sonuç alırsanız hem işiniz kolaylaşır hem de görüntümüz daha hoş ve muntazam durur. Ama farklı yöntemlerle de birleştirmek isterseniz tabii ki dilediğiniz gibi birleştirebilirsiniz. Şimdi ben size tek parça yani ip kırmadan sürekli her motifte ip kırmadan nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. Kolayınıza gelirse sizler de o şekilde yaparsınız. Hem ipimizi kırmazsınız hem de daha çabuk ve hızlı bir şekilde motiflerimizi birleştirmiş olursunuz. Evet şimdi büyük battaniyemi şöyle kenara alayım. Bu dört tane motifim üzerinden birleşme işlemini de yapalım. 4 motif üzerinden birleşme işlemini yapmak istiyorum. Bu motif 4 değil sayısı kaç olursa olsun hep aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Bir bütün halinde değil önce yatay sonra dikey ya da önce dikey sonra yatay hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza gelirse bütün e, motiflerimizi. Yan yana birleştirdikten sonra her sırada önce ikisini birleştiriyorum. Sonra diğerlerini birleştirerek ilerletip gidiyorum. Şimdi püf noktasını anladıktan sonra e, çok kolay olduğunu göreceğiz. E, bu e, birleşti. Battaniye motifi birleştirme e, sık iğne ile birleştirme altında videomda var. Videomda da bakarak daha geniş ayrıntılı da izleyebilirsiniz. Yine böyle sık iğne ile birleştirdim. Videomuz onda daha geniş olarak anlattım. Şimdi bunu da kısaca geçelim. Hiçbir soru işareti kafamızda kalmasın. Evet şimdi iki zincirimin bulunduğu, üç tane zincirimin bulunduğu yerden giriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle kısayı üzerinden geçirip bir tane düğümümü atıyorum buraya. Bakın bir düğümümü attım. Pembe rengimi alıyorum. Pembe rengimi de aldıktan sonra iki tane zincirimin bulunduğu yere girip altından şöyle geçiyorum altına sadece ilmeğimi kaydırdım bakınız daha sonrasında her iki motifi birbirine yaslıyorum önce bakınız içten benden taraftaki motifimi içten alıyorum diğer taraftaki motifimin ilk trabzanı da dıştan alıyorum şöyle e, postağını da düzeltiyorum birincisi içten şöyle tekrar göstermek istiyorum bakın şuradaki buğday gibi olan yerin birini içten yani elime yakın olan, diğeri de şu şekilde, yine elime yakın olan alıyorum, ilk trabzanım. İkisinin de birinci trabzanlarını aldım. İpimi sadece aradan geçiriyorum. İkincisinde yine bakın, buradan ve diğeri. Her ikisinde aslında aynı yöndekiler alıyorum, sadece kaydırıyorum. Alıyorum, kaydırıyorum. Dört motif üzerinden birleşme işlemini yapmak istiyorum. Bu motif 4 değil sayısı kaç olursa olsun hep aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Bir bütün halinde değil önce yatay sonra dikey ya da önce dikey sonra yatay hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza gelirse bütün e, motiflerimizi yan yana birleştirdikten sonra her sırada önce ikisini birleştiriyorum sonra diğerlerini birleştirerek ilerletip gidiyorum şimdi püf noktasını anladıktan sonra e, çok kolay olduğunu göreceğiz e, bu e, birleşti battani motifi birleştirme e, sık iğne ile birleştirme altında videomda var videomda da bakarak daha geniş ayrıntılı da izleyebilirsiniz yine böyle sık iğne ile birleştirdiğim videomuz onda daha geniş olarak anlattım şimdi bunu da kısaca geçelim. Hiçbir soru işareti kafamızda kalmasın. Evet şimdi iki zincirimin bulunduğu, üç tane zincirimin bulunduğu yerden giriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle kasa'yı üzerinden geçirip bir tane düğümümü atıyorum buraya. Bakın bir düğümüm attım. Pembe rengimi alıyorum. Pembe rengimi de aldıktan sonra iki tane zincirimin bulunduğu yere girip altından şöyle geçiyorum. Altına sadece ilmeğimi kaydırdım bakınız. Daha sonrasında her iki motifi birbirine yaslıyorum. Önce bakınız içten benden taraftaki motifimi içten alıyorum. Diğer taraftaki motifimin ilk trabzanı da dıştan alıyorum. Şöyle e, da düzeltiyorum. Birincisi içten şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın şuradaki buğday gibi olan yerin birini içten yani elime yakın olan, diğeri de şu şekilde, yine elime yakın olan alıyorum, ilk trabzanım. İkisinin de birinci trabzanlarını aldım. İpimi sadece aradan geçiriyorum. İkincisinde yine bakın, buradan ve diğeri. Her ikisinde aslında aynı yöndekiler alıyorum, sadece kaydırıyorum. Alıyorum, kaydırıyorum. kaydırıyorum. Birer birer hepsine aynı işlemimi yapıyorum. Bakın ne kadar kolay. İçinden geçiyorum. Bundan ve diğer trabzan. Trabzanımızın da sayısı birebir eşit olduğu için hiç sıkıntı olmadan birleştirme işlemini yapabilmekteyiz. Sona kadar geldim. Evet, en sona geldim. Şöyle görelim, bakın, şu şekilde çok düzgün bir birleşme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi araya giriyorum, bakınız, alttan diğer tarafa da alttan giriyorum, bir tane sık iğne ve diğer pembe rengimi alıyorum. Alttan giriyorum. Diğerini de alıyorum. Alttan giriyorum. Şu şekilde geçiyorum. Ve sonrasında pembeden bir tane sarıdan ilk trabzanı bir tane alıyorum devam ettiriyorum. Yine birer birer trabzanlarımız bakınız. Birini bitirirken diğer ikisini başlatıyoruz. Bunu bitirdim. Bir taneyi bitirirken bu tam merkezde diğer ikisini de alarak örmeye başlıyoruz. İpimizi yukarıda tutarsak çok kolay olacaktır. Bu şekilde birer birer kaydırarak ilerletiyoruz. Eliniz alışınca hem eliniz hem gözünüz alışacaktır merak etmeyin. Bundan sonra başka birleştirme bile çalışamayabilirsiniz. O kadar hoşunuza gideceğine eminim. Çünkü ben çok seviyorum. Sona kadar geldim. Şimdi 3 tane olana birer giriyorum. Ve bir tane en son olarak düşündüğüm için bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum ve bu şekilde eğer bitmeseydi motifim buradan da yine iki taneyi alıp geçip şu şekilde her iki rengimi birleştirerek devam edecektim ve yatay bir şekilde yani yandan birleştirme işlemini bu şekilde tamamlayacaktım şimdi yandan tüm motiflerimizi birleştirdikten sonra burada devamlarını da düşünelim tabii ki motiflerimizin şöyle görmenizi istiyorum önce bakın yatay ve dikey şeklinde şimdi yukarıdan aşağıya doğru da birleştirerek aynı işlemlerin tekrarıyla devam edelim her ikisinin altından giriyorum ipim üzerinden geçirip bir tane buraya düğümümü atıyorum düğümümüzü attıktan sonra yine aynı şekilde trabzanlarımın birinci trabzanım birinci trabzanım olacak şekilde kaydırıyorum ikinci birleştirme işlemlerimi yaparak geldim tam ortanın bulunduğu noktadayım ortada da bakınız birer birer trabzanlarımı ördüm ortada da hemen şuradaki trabzandan biraz önceki birleştirme yerinden geçiyorum birinci yanından sonra diğer bölümünden alarak kaydırıyorum ve zincirlerimin altından girerek kaydırıyorum ve sonrasında yine birer birer katlarından alarak devam ediyorum O kadar kolay ve zevkli birleştirme işlemimiz şöyle görelim bakın şöyle elimde tutayım işlemlerimizin tekrarıyla devam edelim. Sona kadar gelince yine zincirlerin altından girip bir tane Zincirle kapatıyoruz ve birleştirme işlemi de bu şekilde bitmiş oluyor. Bakın ne kadar güzel ve muntazam bir birleşme çalışması oldu. Evet şimdi kenarımızı da kısaca anlatalım, tamamını yapmayalım. Şöyle bir kenarında çalışalım, bir de köşemizi hafif dönelim. E, o şekilde çabucak bitirmiş olalım. Köşemizi yapmak için hazırız. E, şöyle Beyaz rengimi alıyorum. Dilediğiniz renkle çalışabilirsiniz. En son bakınız şu köşemize giriyorum. Köşeden başlayalım. İpimi alıyorum. Kısa tarafı üzerinden geçirip 1 2 3 tane zincir çekip hemen yanına 2 tane daha trabzan örüp 3 trabzan sayısına ulaştırıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için aynı yere girerek 3 trabzan daha örüyorum. Bütün köşelerimizde böyle çiftli üçer trabzanlı bölümümüzü çalışacağız. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olacak. Ve 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 ve yanındaki trabzanı örüyorum. 2 3. Eğer ipiniz çekecek gibi olursa 3 zincir de çekebilirsiniz. 1 2 2 zincir çektim. Tığım başını bir defa doladım. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye batıyorum. Her birisi farklı trabzan üzerine batarak 3 tane trabzanım örüyorum. Şuradaki 2 zincir eğer çekecekse 3'er tane zincir de çekebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben 2 çekiyorum. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye batıyorum. 1 2 ve 3. 1 İki tane zincir. Evet şimdi iki tane motifimin birleştiği noktadayım. İki zincirimi çektim. Üç tane trabzan buraya, üç tane de buraya öreceğim. Aralarında yine iki zincirimiz olacak. Üç tane trabzan ördüm. Bir, iki zincirimi çektim. Yine diğer tarafa da üç tane trabzanımı örüyorum. Üçünü aynı yere bakınız. Evet şöyle. Yani bir motifte köşeyi saymadığımız zaman 1 2 3 dört tane üçlü grubumuz olmuş olacak yine iki tane zincirimi çekiyorum bir iki üçüncüye batıyorum her biri farklı trabzana üçer tane trabzanımı örerek köşeme doğru ilerliyorum ne kadar büyük olursa olsun battaniyemizdeki kenarımız bu şekilde olacak 1 2 3 2 zincirli Pardon 1 2 3 batıyorum 2 ve 3 tekrar 2 zincirimi çekip köşeme geçiyorum 1 2 3 1 2 3 tane zincir köşemizi tekrar 3 tane trabzan Şöyle görelim. Köşemi 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzanla ördüm. 2 zincir çekip 2 trabzan atladım. 3 trabzan ördüm ve bu şekilde örerek ilerledim. Motiflerimiz ne kadar çok olursa olsun hiç fark eden bir şey yok. Bu işlemlerimizin tekrarıyla başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Bütün köşemizi örerek tamamladım. Şuradan başlamıştık bakınız. Bütün köşelerimizi aynı şekilde örerek devam etti köşeleri çiftli ördüm diğerlerin 3 trabzan iki zincir şekliyle ördüm ve birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim bitiş ve başlangıcın olduğu yerde yine iki tane zincirimi çekiyorum buradaki başlangıçtaki 3 üç zincirimin üçüncüsünün tepesine batıyorum ve ilmeğimi şöyle kaydırıyorum ikinci trabzanımın tepesine batıyorum ipimi alıp ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum üçüncüye de aynı işlemimi yapıyorum ve bu e, kenarımızın ikinci sırası olacak zincirimin içerisine girip kaydırdıktan sonra bir iki üç tane zincir çekip yine buradaki gibi üç tane trabzanım örüyorum zincirimde dahil iki oldu üç araya üç tane zincir tekrar üç tane trabzan bir 2 ve 3 2 zincirimi çekip bir tane daha ekliyorum toplam 3 zincir çektikten sonra şu ilk 2 zincirin bulunduğu hemen köşemin yanındaki zincirin altından giriyorum bir sık iğne ile kapı tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğer 2 zincirli olan bölüme 3 trabzan 3 zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 tekrar bakın şu şekilde burası köşe köşelerimiz hep aynı devam edecek 3 tane zincir çektim bir sık iğne 3 zincir sonrasına 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yeniden 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki grubun altından girerek sık iğnemle kapatıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekip 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımı örüyorum 3 tekrar 1 2 3 tane zincir çekip bir sonrakine sık iğne ile gelip batıyorum. 3 zincirimi çektikten sonra bir sonraki yuvaya yine 3 trabzanlı grubumu örüyorum şöyle görelim bir tanesi sık iğne ile bir tanesi üçer trabzanlı grubumuz Uçtan başladığımız ya köşeden başladım. Diğer köşeye kadar bir sık iğne bir trabzan grubu olarak ördüm. En son köşemin yanındaki bölüme yine sık iğne ile batıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra yine köşeme 3 trabzan 3 sık iğne 3 zincirimi çektim pardon sık iğne değil zincirim tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve yeniden 3 zincir şöyle görelim köşemi oluşturdum 3 zincir hemen yanındakine altından girip sık iğnemle kapatıyorum 1 2 3 tane zincir ve 3 trabzanda bölümlerimizi örerek başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz ikinci sıramızın sonuna kadar gelerek tamamladım şimdi yeniden başlangıç noktamızdayız bakınız şimdi şu an şöyle bir görüntü olacak Evet şimdi üçüncü sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Sık iğnemizi battım. Üç zincirimi çektim. Yine üç zincirin tepesine gelip ilmek kaydırıyorum. İkinci trabzanıma batıp kaydırıyorum. Üçüncü trabzanımızı yine kaydırdım. Zincirimin içerisine girdim. Geçişlerimizi hep bu şekilde yaptık. Bu son sıramız o yüzden kirpik çalışacağız. Ya da pipirik diyelim. Nasıl isterseniz. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3. 3 üç, üçüncüye gelerek batıyorum ilk bir bu şekilde oluşturuyorum tığımın başını doluyorum iki defa da çektiğim trabzanı ördüm 1 2 3 tane zincir çekip arkasına boşluğa batıyorum tekrar bir defa dolayıp tepeye giriyorum 1 2 3 boşluğa batıyorum boşluğa bakın herhangi bir yere değil dördüncü ve son kez örüyorum 1 2 3 batıyorum 4 tane trabzan ve tepelerine 4 pipirimiz yeterli olacaktır şimdi diğer tarafa geçiyorum zincirimizi çekelim 1 2 3 4 diğer sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum altta 3 tane çekmiştim şimdi 4'e çıkardım tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başında dolayıp ortaya giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincirimi çekip arkasından şöyle bakın burası ipim koptuğu için bağlamıştım. Arkasından şu şekilde batıyorum. 2.'yi örüyorum. 1 2 3 tane zincir ara boşluğa yine batıyorum. Tekrar 3.'ncüyü örüyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. dördüncü aynı şekilde yapıyorum. İkisini bitirdim. Şimdi üçüncüye de birlikte geçelim. Yine dört tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tığımın başını dolayıp bir tane trabzan. Bir, iki, üç zincir. Şöyle arkasına bakın. Biraz önce bağladığım için gösteremedim. İçim rahat etmedi. Sonrasında ikinci trabzanım. Bir, iki, üç. Ara boşluğa herhangi bir yere değil bakın ara bomboş direkt gelip batıyorum üçüncüyü örelim tekrar 1 2 3 zincir ara boşluğa batıyorum ve 4 1 2 3 şöyle batıyorum 1 2 3 4 sık iğnemin üzeri bu şekilde devam edelim köşemizin birinden diğerine kadar geldim. Yeniden köşemizdeyiz bakınız. 3 tane 4 tane zincirimi çektim. Aynı işlemimi buraya da tekrar ediyorum. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Tıpkı bu ara geçişlerdeki işlemin birebir aynıyla örüyoruz. Bütün köşelerimizi örerek tamamladım. Şimdi son birleştirme işlemini de sizlerle birlikte yapalım. Yine 4 tane zincirimi çektim. 3 tane zincir çekerek şurada 6 zincir çekmiştik. 3'ünü kirpiye kullanmıştık. 3. zincire de batıyorum. Geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve ipimi buradan keserek köşe işlemimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle bakalım bakınız battanelerde, halı kenarlarında dilediğiniz her yerde bu modeli kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bütün aşamalarını parçalarımız üzerinde gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de bu güzel çalışmamızı yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.